4,5 milyar yıl önce Dünya Güneş'in etrafında dönerken küçük bir gezegenle çarpıştı. Çarpışma Dünya'nın eksenini eğritti ve kopan parçalar Ay'ı oluşturdu. Artık Dünya Güneş'in etrafındaki yörüngesinde bu hafif eksen eğikliğiyle dönecek ve çok özel bir ritme sahip olacaktı. Bu eğiklik ne eksik ne fazla tamı tamına 23,5 derece ve sadece dünyanın değil yaşamın da ritmini belirliyor. Dünyanın Ritmi. Bölüm 2. Beklemenin Gerekliliği. Kurak Mevsim. Bor, Güney Sudan. Bu topraklarda her şey kavruk. Burada yaşamla ölümün yolu her gün kesişir. Canlılar her yeni günü ani bir yağışa duydukları özlemle geçirir. Toprak içine güneşten başka bir şey çekemez. Üstünde ancak insanın her şekilde diri tuttuğu umudu yeşerebilir. Yabancı bir dünya. Savaş yaralarıyla devam eden ilkel bir yaşam. Burası Dinka halkının yaşadığı Güney Sudan'daki Sud bölgesi. Güney Sudan'daki Beyaz Nil'de bulunan bataklık yağmur mevsiminde 4 kat büyür. Nil'in Beyaz Nil kolunda Afrika'nın en büyük bataklığı bulunur. Aynı zamanda Kasım'dan Nisan'a kadar tek bir damla yağmurun düşmediği dünyanın en kurak yeridir. Bu bölgede hayvan yetiştiriciliğiyle geçinen bir kabile yaşar. Kendilerine Dinka halkı diyorlar. Yavrunun buradaki yaşama ayak uydurması uzun sürmeyecek. Bu topraklarda yaşamla ölüm iç içe. Dünyaya gözünü açan yavruyu zor bir hayat bekliyor. Dinkalar doğumdan ölüme kadar hayatlarını sığırlarına adar. Sığırları olmadan bir dakika bile yaşayamazlar. Kabile günde sadece bir kez yemek yer ve başlıca gıdaları süttür. Güreşmek Dinkaların en sevdiği uğraşlardan biri. Küçük büyük bütün erkekler her fırsatta güreşiyor. Dinkaların azim ve kararlılığının sırrı burada yatıyor.
Onu ver. Konuştukları dilin bile sığırlarla bir ilgisi var. Her fırsatta sığır boynuzlarını taklit ediyorlar. Çünkü onlarla bir bağları olduğuna inanıyorlar. Dinkalar için sığır dışkısının bile değeri var. Kabile kadınlarının ve çocuklarının en önemli görevi sığır dışkısını kurutmak. Yere diz çökerek dışkıları yayabildikleri kadar yaymaları gerekiyor. Adeta askeri bir disiplinle hareket ediyorlar. Burada kurutulmuş sığır dışkısı yeri hiçbir şeyle doldurulamayacak bir servet. Kabilenin büyük bir sığır sürüsü var. Kampta toplam 8000 baş sığır bulunuyor. Sürü kendi başına otlamaya gidip kendi başına dönüyor. Acaba hangi çağrıya uyarak dönüyorlar? Onları çağıran tezek kokusu. Tezek yakmak hem kabileyi ısıtıyor hem de böcekleri kovuyor. 19 yaşındaki Mokoro'nun 19 sığırı var. Ama daha fazlasına sahip olmak için hiç durmadan çalışıyor. Hiçbir çağrı olmasa bile sığırlar bulundukları noktaya geri gelecek. Benim adım Mokoro. Her yıl kurak mevsimde su bulmak için buraya gelirim. Küçükken yanımdaki bir sığır bana boynuz vurdu ve bir gözümü kaybettim. Ama ben her şeyin Tanrı'nın rızasıyla olduğuna inanırım. Küçükken sığır bana bu nedenle boynuz vurdu. Ben de aynı nedenle yaptığı şey için sığırı suçlamıyorum. Dinka kabilesi için sığırlar aileden biridir. Başlık parası olarak vermek dışında sığırlarını asla satmaz veya kesmezler. Dinka erkekleri sığırlarıyla birlikte uyur. Yalnızca kadınlar ve çocuklar çadırın içinde uyur. Thank you.
Dinkalar dişlerini ve vücutlarını tezekkülleriyle ovarak temizler. Tezekkülü kan emen sivrisinekleri ve böcekleri uzak tutar. Ninkalar güne sığır dışkısıyla başlar ve yine sığır dışkısıyla bitirir. Kurak mevsim sürüyor. Sut bataklığı dörtte bir oranında küçüldü. Bir ara burayı yuva bellemiş olan canlılar yağmur mevsiminin sona ermesiyle birlikte gitti. Geriye sadece yiyecek arayan birkaç kuş kaldı. Bataklığın daha ilerisindeki toprak buradakinden bile kuru ve kavruk. Bu demektir ki sığırlar için hiç taze ot kalmadı. Yılın bu zamanı yiyecek kıttır. Anne sığırlar zayıflayarak yağlarını kaybeder. Böylece yavruların hayatta kalma şansı daha da azalır. Sığırlar kültürümüzde çok önemlidir. Bizim için birer banka gibidir. Sığırlar para demektir, varlık demektir. Bir kızla evlenebilmek için ailesine sığır vermek zorundayım. Bu inek çok değerli. Çünkü şimdiye dek 10 kez yavruladı. Bütün hayvanlarıma iyi bakarak gelecekte bir kadınla evlenmek istiyorum. Buzağlar biraz büyüdüğünde kulakları delinerek hangi kampa ait olduğunu gösteren bir işaret takılır. Bu yolla kayıp hayvanları bulmak herkes için kolaylaşır. Hayvanlar geceyi sıcak tezek küllerinin yanında geçirip güneş doğunca kamptan ayrılır ve otlayacak yer aramaya başlar. Bu durum yazılı olmayan bir kural gibi her gün yeni baştan tekrarlanır. Yeni doğan buzağlar bile bu ritmi, bu tekrarı iyi bilir. Kurak mevsim zirveye ulaştığında yeni otlaklar bulmak için yola düşmenin zamanı geliyor. Ancak silah sesleri tamamen susmuş değil. Savaş yorgunu bu topraklarda kaygı hala yoğun olarak hissediliyor. Sığır hırsızlığı sıkça rastlanan olaylardan biri. Kabileler birbirine karıştıkça anlaşmazlıklar hiç bitmiyor. Sığırları korumak uğruna insanlara ateş edilmesi görülmedik bir şey değil.
Buna rağmen burada asıl düşman, doğadaki her şeyi kurutan, tek bir ot bile bırakmayan kuraklık. Son 4 ay boyunca kızgın güneş değdiği her yeri kavurdu. Tek bir yağmur damlasının düşmediği topraklarda sıcaklık 40 derece. Kuraklık tüm şiddetiyle hüküm sürüyor. Yılın bu zamanı sürüdeki bütün inekler zayıflar ve süt vermez olur. Ama yağmurlar başladığında tekrar şişmanlayıp süt verecekler. Yiyecek bollaştığında saçımı turuncuya boyayıp yakışıklı olacağım. Din kadar hayvanlarını yemezler. Ölen hayvanlar sadece kampın dışına bırakılır. Burada ölüm bir başkası için yaşam anlamına gelir. Aynı döngü her yıl yeni baştan tekrarlanır. Mevsimler ne kadar sert geçerse geçsin, insanların umutsuzluğa kapılmaya zamanı yok. İlk yağmurlarla kurak mevsimin bitmesine daha uzun bir süre var. Kurak mevsimde kamp yeri kolay kolay soğumaz. Bu Mokoro'nun nişanlısı, ismi Ayen. Güçlü bir erkek olup Ayen'i yanıma almak istiyorum. Ama bunun için daha fazla sığırım olmalı. Güçlü bir erkek ailesine bakabilen erkektir. Daha fazla sığır sahibi olup evlenebilmek için çok çalışmam gerekiyor. Evlenebilmek için 30 sığır gerekiyor. Daha uzun bir yolu var. Neyse ki bu yaşlı inek hala dayanıyor. Bir toz fırtınası kaşla göz arasında kampı vurdu. Her ne kadar bu mevsimde normal olsa da zayıf düşen inekler için zor bir durum. Fırtınanın yol açtığı kargaşada yaşlı inek kayboldu. Zayıflar böyle zor zamanlarda hayatta kalamaz. Mokoro her yere bakıyor ama yaşlı inek yok.
Yaşlı inek fırtınaya yenik düşmüş. Kurak mevsim trajediler mevsimidir. Daha kaç hayvanın açlığa ve susuzluğa yenik düşeceğini kimse bilemez. Üzücü olaylar arttığında dinkalar bir tören düzenler. Umutsuzluğa kapılmak yerine acılarıyla yüzleşmeyi yeğlerler. Savaşlara, işgallere, ölüme alışık olan bu halk için zorlukların üstesinden gelmenin tek bir yolu vardır: güreşmek. Kısa ama sert. Acımasız doğaya ve dışarıdan gelen saldırılara karşı savaşçının parolası budur. Gerçi Mokoro'nun tek gözü yok ama dikkat konusunda en iyileri o. Rakiplerinin en ufak bir hareketini, hatta nefeslerini bile kaçırmıyor. Mokoro, dün gece kaybettiği ineğinin boynuzlarını taklit ediyor. Bu rakibini daha önce hiç yenemedi. Mokoro'dan daha uzun ve daha olgun. Son güreştiklerinde Mokoro bu tekniğe yenilmişti. Ama bu kez şans ondan yana. Belli ki dün gece yaşadığı üzüntü Mokoro'ya güç vermiş. Tattığı bu ilk yenilgi rakibini fena halde sarsmışa benziyor. Kurak mevsimde kayıplar sayılamayacak kadar çok olur. Bununla birlikte kabileye gücünü veren yine aynı mevsimdir. Nehar Eren, Hırdoli savaş sanatlarını öğrenmek için Gürcistan'da. Gürcülerin günlük yaşamlarını askeri kurallara uyarlamak zorunda kalması sonucu ortaya çıkmış bu sanatı öğrenmek için bir haftası var. Devam. Selam. Bu süre içerisinde hem bol bol eğitim alacak, hem Gürcü kültürünü tanıyacak, hem de sonunda final müsabakasına çıkacak. Peki onu nasıl bir final bekliyor olacak? Tam olmadı sanki. Geri mi? Rica etsem aldığın yere bırakır mısın? Geriye. Yapma ya. İnşallah beni ısırmayacak. Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları yeni bölümüyle bugün 22'de TRT Belgesel'de. Bizi bil. Dünyanın ritmi.
Bizim atalarımız bu nehre Re'e adını vermiş. Karo dilinde Re'e, cömertçe veren, esirgemeyen anlamına gelir. Bu nehir hiçbir canlıyı dışlamadan herkesi kucaklar. Ve sahip olduklarını cömertçe saçarak aşağılara doğru tüm görkemiyle akar. Nehir artık tamamen kurudu. Aylardır tek bir damla bile yağmur düşmedi. Bizim bütün varlığımız keçiler. Ama artık onlar bile perişan. Biraz yağmur yağsın ki otlayacak bir şey bulabilsinler. Etiyopya sınırları içindeki Omo Nehri tamamen kuruyalı aylar oldu. Sıcak, acımasız güneş toprağı yakıp kavuruyor. İnsanlar, hayvanlar, doğa hasretle yağmuru bekliyor. Biz Karolar yağmurları ve ferahlamayı beklerken her yıl bir tören düzenleriz. Genellikle yılın bu döneminde olur. Yağmur yağsın diye en sevdikleri keçiyi kurban ediyorlar. Kuraklığa dayanmak zor. Böyle zamanlar halkımız için ciddi bir sınav. Hayvanın kıvrımlı bağırsakları nehri simgeliyor. Parlak ve iyi durumda olmaları kabile için iyiye işaret. Ancak yine de önlem almaları gerekiyor. Çünkü bağırsaklar ekine kuşların dadanacağını söylüyor. Bu iyiye işaret. Bağırsaklar güzel şeyler söyledi. Artık gelecekten yana daha rahat ve umutlu olabiliriz. Çünkü bağırsaklara göre yakında kudretli Oma Nehri bir kez daha yağmur suyuyla dolup taşacak ve bir kez daha toprağa bereket gelecek. Kurban edilen keçinin eti bütün köy halkıyla paylaşılacak. Şans getirmesi için her parçasının yenmesi gerekiyor. Çocukların keyfi yerinde. Karo kabilesi beklemeyi bilir. Çünkü dünyanın ezelden beri tekrarlanan ritmine uyum sağlamayı öğrenmişler. Kolço dilimizde, Karo dilinde toprak demek. Özellikle de kuru toprak. Köye Kolço adını vermelerinin nedeni yağmur yağmaması. Ama en sert, en kurak mevsimlerin bile bir sonu vardır. İşte köyün sabretmesinin nedeni bu. Kuzey yarımküre güneşe döndüğünde yaz mevsimi başlar. Buharlaşan sular gökyüzünde dev yağmur bulutları oluşturur. Yağmur mevsimi başladı. Thank you.
Toprak hızla yağmur suyunu emer ve nehirler akmaya başlar. Yağmurlar Kolço'da da sevinç ve heyecanla karşılanır. Omo Nehri biz Karo halkı için çok önemli. Çünkü hem içme suyumuz hem de besin kaynağımız. Bitmek bilmeyen kurak mevsimin ardından yağmurun gelmesini ve nehrin tekrar dolup taşmasını büyük bir coşkuyla kutlarız. Hatta nehre minnetimizi göstermek için kabile halkı olarak içinde yıkanırız. Böylelikle duyduğumuz minnettarlığı nehre daha iyi gösterdiğimize inanırız. Kaya tozunu suyla karıştırıp vücutlarını boyuyorlar. Halkalar aslanları, çizgilerse zebraları simgeliyor. Şenliğe hazır olan erkekler köyün yolunu tutuyorlar. Erkeklerin haykırışlarıyla şenlik başlıyor. Hepsinin tek bir amacı var. Kendine bir eş bulabilmek. Kabile uzun zamandır bu anı bekliyordu. Acımasız kurak mevsimin bitişiyle gelen yağmur herkesi ferahlatıp coşturuyor. Eğlence gece yarısına kadar devam edecek. Etiyopya yaylasında bulunan Mavi Nil Şelalesi. İşte Büyük Nil Nehri buradan başlıyor. Nil Nehri'nin bir kolu olan Mavi Nil buradan akarak Nil Nehri sularının 2/3'ünü oluşturur. Özlemle beklenen yağmurların beslediği Nil, eski büyük uygarlıkların ardındaki itici güçtür. Eski Mısır uygarlığının doğmasına neden olan da bahar yağmurlarının beslediği Nil Nehri'dir. Hatta bugün bile Mısır nüfusunun %95'i Nil kıyısındaki yerleşim yerlerinde yaşar. Dünyanın ritmi. Ganj Nehri. 400 milyon kişinin yaşamı bu nehre bağlı. Hintliler kurak mevsimde düzenledikleri törenle tanrıçalarının dünyaya gelişini kutlar. Buradaki halk kurak mevsimi tamamen farklı yorumlar. Sıcak ve kurak mevsim bazı toplumlar için kutlu bir zamandır.
Eski yöntemlere sadık ustalar, boyadıkları kumaşları yüzyıllardır güneşte kurutuyor. Kurak mevsim bu bölgedeki halk için çalışmak demektir. Bölge sıcak ve kuru hava sayesinde kumaş boyama ve baskı tekniğinde haklı bir üne sahiptir. Burada yaz zamanı yasemin zamanıdır. Yasemin çiçekleri benzersiz kokuları nedeniyle parfüm yapımında kullanılır. Yasemin sadece geceleri çiçek açar, gündüz kokusu yoktur. Çiçek açmış yaseminin kokusunu hapsetmek için parfümler gece yapılır. Ganj Nehri Vadisi yaz boyu yasemin kokularıyla dolar. Kannauj, Hindistan. Köklü bir geçmişi olan Kannauj parfümleriyle ünlü bir kent. Bu yaşlı kentte dünyanın başka hiçbir yerinde bulamayacağınız çok özel parfümler yapılır. Ben parfümlerimi binlerce yıldır kuşaktan kuşağa aktarılan bir yöntemle yapıyorum. Kendimi bildim bileli haftada 7 gün hiç durmadan çalışırım. 20 yıllık meslek hayatımda bir gün bile tatil veya izin yapmış değilim. Günlük ücretim 3 dolar olduğu için durup dinlenmeden çalışmaya mecburum. İşimiz zor ama ben seviyorum. Çünkü başka şekilde para kazanamam. Mesleğim bu. Bazı kuşlar da durup dinlenmeden çalışır. Bir dokumacı kuş, yağmurların gelişine hazırlanmak için çalı çırpıyla yuva yapıyor. Kannauj'un benzersiz bir şehir olmasının sırrı işte burada yatıyor. Bu insanlar sadece burada yapılan eşsiz bir parfümün ana malzemesini hazırlıyor. Ana malzeme güneşe doymuş toprak. Burada ilk yağmurun kokusunu yakalayarak koklayana muson mevsimini hatırlatacak bir parfüm yapıyorlar. Kurak mevsim ne kadar sert olursa kirli toprak o kadar kavrulur ve parfümün kokusu o kadar keskin olur. Parfümün bileşenleri eski Hintlilerin yağmura duyduğu özlemin kokusunu taşıyor. Kapra Köyü. Kirli topraktan yapılan ve güneşte kurutulan çömlekler. Ya
Kurak mevsimin doruğa ulaştığı zaman en çok yapılan ve bu bölgeye özgü parfümün adı toprağın kokusu anlamına geliyor. Toprağa düşmüş ilk yağmurun kokusunu taşıyan geleneksel Hint parfümü. Çok sıcak. Çünkü ateşi harlı tutmak için bütün gün hiç durmadan besliyorum. Öyle sıcak oluyor ki sırtımdan ter boşanıyor. Toprak parfümünün damıtılma süreci de aynı terlemek gibi. Sıcak bakır kapta oluşan fil aromasının buharı bir bambu boru aracılığıyla yoğuşturucuya iniyor. Toprak tıpkı çiçek taş yapraklarının damıtılması gibi damıtılıyor. Ve kilin bütün aromasının elde edilmesi 7 saat sürüyor. Aynı işlem istenilen sonuç alınana kadar 15 gün boyunca tekrar ediliyor. Eşi benzeri olmayan bu parfümü elde etmenin ön koşulu sabır. İlk yağmurlarla serinlemiş toprağın ferahlatıcı kokusu. Deve derisinden yapılmış şişedeki nem buharlaştığında geriye sadece toprağın saf kokusu kalıyor. Eski Hintliler kurak aylara bu parfümden aldıkları güçle tahammül edermiş. Dokumacı kuşun içgüdüleri doğru çıktı. Binbir emekle yaptığı yuvanın faydasını görecek. Çünkü yağmurlar başladı. Dünyanın ritmine uygun olarak doğa yağmurla canlanacak. İlk yağmurun baş döndüren kokusu toprağın en ücra köşelerine kadar nüfuz edecek. Yağmurlar başladı. Kurak mevsim artık sona erdi. Sıra aralıksız yağmurlara geldi. Bugünden sonra önümüzdeki birkaç ay toprağın kokusunu yapamayacağız. Onun yerine toprağın parfümünü bizzat kendinden koklayacağız. Gelecek yaz hava ısınınca bir kez daha toprağın parfümünü yapmaya başlayacağız. Mevsimler, üstünde yaşadığımız gezegenin 23,5 derece eğik ekseniyle Güneş'in etrafında dönmesi sonucu oluşur. Kuzey yarımküre yaz aylarında güneş ışınlarını dik açıyla alır. Bu nedenle gündüzler daha uzundur. Kış mevsiminde ise güneş ışınlarını dar açıyla alır. Dolayısıyla gündüzler kısadır. Bu durumun tam tersi güney yarımkürede meydana gelir. Yağmur mevsimi sonunda Afrika'ya da geldi. Milyonlarca hayvan olağanüstü bir göç hareketine başladı.
Her yıl tekrarlanan bu döngü, dünyanın ritmi, savanadaki hayvanların yaşamına yön veriyor. Sud bölgesi, Afrika'nın en büyük bataklığı. Yağmur mevsiminde büyüklüğü 4 katına çıkar. Kurak mevsimde kızgın güneşin hedefi olan Dinka kampı artık ortada görünmüyor. Susuzluktan kavrulan bölge, su taşkınlarıyla bataklığa dönüşmüş. Boyları 2 metreyi aşan sazlar her yeri kaplamış ve bir zamanlar çatlak olan toprak artık balçık. Bir süre önce Dinkaların kamp kurduğu alan da sular altında. Eskiden son nefesini verecekmiş gibi görünen sığırlar hala hayatta. Son gördüğümüzden bu yana bir hayli semirmiş, yağlanmışlar. Ancak günlük hayatın akışında pek bir değişiklik yok gibi. Fakat kabile erkeklerine daha yakından bakınca alışılmadık saç renkleri hemen göze çarpıyor. Yağmur mevsimi geldiğinde sığır idrarıyla saçlarını bu ilginç turuncu renge boyuyorlar. Hayvanlar yağmurlu mevsimde daha fazla yavruluyor. Nedeni kuşkusuz taze otla beslenen hayvanların iyice semirip yağlanması. Kurak mevsimde çekilen sıkıntılara değdi. Ne var ki Yağmur da kendi sorunlarıyla geliyor. Örneğin kurumayan sığır dışkısı ciddi bir sorun. Çünkü tezek yapabilmek için dışkıyı kurutmak gerek. Sivrisinekler ve sıtma bir diğer önemli sorun. Yağmur mevsimi devam etseydi büyük trajediler yaşanabilirdi. Yağmur bulutları kalınlaşıyor. Haftalarca süren yağmurdan sonra ıslak toprakta yeni filizler baş veriyor, bitkiler tomurcuklanıyor. Kuş sürüleri bölgeye ulaştı. Artık iyice yükselmiş nehirden normalin 3 katı balık yakalamak mümkün. Sığırlarını yemeyen dinkalar için yılın bu dönemindeki balık değerli bir protein kaynağı. Makur.
Acaba Mokoro'nun evlilik planları nasıl gidiyor? Sellerde 10 inek kaybetmiş ama diğer inekler sayesinde 10 yeni buzağısı var. Evlilik bir süre daha mümkün görünmüyor. Sürü yine otlamaya gidiyor. Artık daha fazla ot olmasına rağmen bu kez de sular yüzünden uzaklaşamıyorlar. Üstünde yaşadığımız gezegenin eksen eğikliği mevsimlerin ritmini meydana getiriyor. Umutla umutsuzluğun yolu sık sık bu ritimle kesişiyor. Yine de ritme ilişkin anılar bekleyişi ve sabrı mümkün kılıyor. 23,5 derece gezegenimiz dünyaya yaşam enerjisini ve canlılığını veren sayıdır.